Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş bulduk, merhaba. İşletme mezunuyum. Üniversite süresince sürekli çalıştım aile şirketinde. Aslında hayata daha hızlı atılmak için üniversitede okurken bir yandan da aslında iş hayatını görmenin çok faydasını yaşadım. Güler yüz, samimiyet, çalışkanlık, satışa yatkınlık bizim için yeterli. Süper. Buradan duyuralım. İş başvurusu yapacak olan varsa lütfen güler yüzüyle gitsinler. Aynen öyle. Biz hep birbirine temas eden bir ekip. Düzenli olarak mağazaları ziyaret ederiz. Bir aile gibi çalışıyoruz. Kariyer planlamanızı seçerken bazı şeylere dikkate almak zorundasınız. Çünkü kadın dediğim zaman hem çocuk bakımında hem ev işleri bakımında toplumun size biçtiği bir ekstra bir yük var. Dışarıyla da bağımızı kurmak için mutlaka çalışıyor olmamız lazım. Çalışamıyorsak mutlaka sosyal kulüplere dahil olmamız lazım. Yani işin güzel tarafı zaten o. Yani sadece okulun teorisini değil, hayattaki pratiği de uygulayarak o teoriyle pratiği bir araya getirmek lazım. İçeride her şeyini kendi yapan, bu işin mutfağından en son yayına kadar her şeyini birebir kendi yapan çok şahane bir ekipsiniz. Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugün karşınızda Selin Albayrak'la birlikteyiz. Kendisi Arzum Küçük Ev Aletleri şirketinde saha operasyonları müdürü olarak bulunmakta. 350 kişilik %97'si kadın olan bir saha satış ekibini yönetiyor. Hoş geldiniz Selin Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Peki hem izleyicilerimiz açısından hem de biz de daha fazla bilgi edinelim. Selin Hanım kimdir? 1980 İstanbul doğumluyum. Diyarbakırlı ve ticaretle uğraşan bir ailenin kızıyım. Aslında çalışma hayatıma da ilk ticaretle başladım. İşletme mezunuyum. Üniversite süresince sürekli çalıştım aile şirketinde. Ve ekstra yine part-time olarak etkinlik firmalarında da çalıştım. Bununla beraber yüksek lisansımı da yaptım ama 2 yıl önce. 38 yaşında yüksek lisansımı bitirdim. Hem teoriyi biraz daha tekrar görmek adına hem de çok keyifli bir üniversitedeydim, bilgideydim. Dolayısıyla bana da çok şey kattı. Bunun dışında bir oğlum var, 10 yaşında. Onunla beraber çalışmadığım zamanlarda vakit geçirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi ekibim bayağı kalabalık. Arzum'dan önce de yine ekip yönetimi ve satış konularında çok sektör değiştirdim aslında. 2001 krizinden sonra biliyorsunuz pek çok ticaret erbabı işlerini ya değiştirdi ya da bıraktı. Ben de kurumsal hayata geçtim aile şirketinden sonra. Önce ilaç firmasında mümessillik, ürün müdürlüğü, satış müdürlüğü derken sonra küçük ev aletlerine geçiş yaptım ve çok sevdim yaptığım işi. Dolayısıyla şimdi Arzum'dayım, 3,5 yıl oldu. Dediğin gibi çok güzel kadın ağırlıklı bir ekibim var, onu yönetiyorum. Bayağı dolu birisiniz. Yani gerçekten şu an çok gururlandım. Peki üniversitede okurken bu kadar çalışmak zorladı mı sizi? Dersler, iş, hangisi daha ağır basması gerekti? Şöyle, aslında hayata daha hızlı atılmak için üniversitede okurken bir yandan da aslında iş hayatını görmenin çok faydasını yaşadım. Daha hani okul biter bitmez bir şekilde sıfırdan başlamak yerine bir nevi işi önceden kavrayarak iş hayatına giriyorsunuz. Kolay değil. Çünkü bazen sınavlardan sınavlara okula gidebiliyordum. Sağ olsun çok arkadaşım bana destek oldu notları almak konusunda. Dolayısıyla zorlandım evet ama ileriki hayatım için bana daha faydalı oldu. Hem çalışıp hem okumak bana çok şey kazandırdı açıkçası. Bir de okurken çalışınca bütün sektörleri deneyebilme ihtimaliniz oluyor. Evet, yani özellikle part-time çalışırken çok fuar hostesliği de yapmışlığım var. Otoshow'da çalışmışlığım var, bilişim fuarında çalışmışlığım var. Çok farklı sektörlerde çalışıp oranın dinamiklerini de anlıyorsunuz aslında. Zaten aile ticaretle uğraştığı için biz gıda toptancılığı yapıyorduk. Dolayısıyla da pek çok sektörü görüp ne yapmak istediğinize, nereden devam etmek istediğinize,
daha net karar veriyorsunuz aslında. Ne kadar güzel. Ben de mesela okuduğum bölümü tercih ederken ne bölüm hakkında ne mezun olacağımda ne yapacağım hakkında çok bir fikrim yoktu. Çünkü sınav sistemi öyle. Sınava çalışıyorsun, bir puan alıyorsun. Puanına göre bir üniversiteye kapak atma derdindesin. Kazandım, tamam. Güzel de bir üniversite kazandım, iyi de bir bölüm kazandım. Okuyayım ya, yapılır bir şey diye bakıyorsunuz. Ama ben de mesela üniversite hayatım boyunca hiç bölümümle alakalı bir işte çalışmadım. Yaz aylarında çalışmam ama. Çünkü bölüm çok benlik değildi. Başka bir tat alınca oraya bağlı kalmıyorsun. Yani, yalnız değilsin Ezgi'cim. Yani okuduğu bölümle ilgili iş yapmayan çok kişi var. Özellikle benim jenerasyonda. Gerçekten okulu bitirmek, diplomayı almak öncelikli oluyor ama istekler, ihtiyaçlar, yeteneklerimizin bizi götürdüğü yerler çok farklı olabiliyor. Kesinlikle. Çok değişken oluyor. İşletme bölümünden mezun olmuşsun. Evet, peki yüksek lisansı çalışırken yaptın. Evet. Zorladı evet. mı? Zorladı. Zorladı. Ama yıllar geçtikçe teoride bazı şeyleri çok unutuyorsunuz aslında. Bölümün de en yaşlısı bendim. Hep gençlerle beraberdik. Çok eğlenceli geçti o yüzden. Benim yani MBA yaptığım dönemde çok fazla uygulamalı ders vardı ve çok sektörden de hocalar geliyordu. Dolayısıyla hem çok keyif aldım hem de çok zorlandım. Ama o yorgunluk size sizi bezdirmiyor, öyle söyleyeyim. Keyifli bir yorgunluk oluyor. Peki çok geniş bir ekipten bahsediyoruz. 350 öyle. Kişilik çok geniş bir ekip. Ekibinizde kendiniz mi oluşturuyorsunuz? Firma tarafından mı size gönderiyorlar? Şöyle, bizim Türkiye'nin her tarafında çalışan personellerimiz var. Dolayısıyla birebir her zaman benim gidip görüşme yapmam mümkün olmuyor ama ekip liderleri, süpervizörlerimiz var. Onlar her biri mutlaka birebir görüşme yaparak elemanları alıyorlar. Peki belki iş başvurusu yapacak olan vardır. Ne gibi kriterler arıyorsunuz genelde? Güler yüz, samimiyet, çalışkanlık, satışa yatkınlık bizim için yeterli. Süper. Buradan duyuralım. İş başvurusu yapacak olan varsa lütfen güler yüzüyle gitsinler. Aynen öyle. Peki çok geniş bir ekip dediğim gibi farklı illerden bir de yönetimi, ekip liderliği nasıl ilerliyor, yönetim nasıl oluyor? Şöyle, biz aslında çok geniş bir ekip yönetiyoruz ama çok fazla birbirimize temas ediyoruz. Yani ben hep sahadayım. Haftanın iki günü, üç günü sahadaydım. Daha doğrusu pandemiden önce. Şimdi yine inşallah ekibi görmeye gideceğim. Ekibi göremesem bile en son zaten böyle artık online'ı kullanarak bayramlaştık birbirimizi göremediğimiz için. Biz hep birbirine temas eden bir ekibiz. Düzenli olarak mağazaları ziyaret ederiz. Bir aile gibi çalışıyoruz. Yani çocuğu olduğunda kutladığım arkadaşlarım var, evliliklerine şahit olduğum arkadaşlarım var. Yeri geldiğinde dertleştiğimiz, konuştuğumuz arkadaşlarımız var. Dolayısıyla birebir temas bizim için çok önemli. Bu şekilde çalışıyoruz. Ne hepsini, hepsini canlı tutmaya çalışıyoruz. Enerjik olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü müşteriyle birebir iletişim kuran ekip onlar olduğu için, arzumun yüzü oldukları için onların motivasyonu bizim için çok önemli. Ne kadar güzel. Biz de üniversite TV'de gördüğünüz arka planda da. Burada da böyle genel olarak kadın, evet doğru düzgün bir erkek çalışanımız yok pek. ve birlikte aile gibi çalışıyoruz. Yani. Birbirimizin işine yardım ediyoruz. Birbirimizin morali motivasyonu düşükse onu şahlandırmaya çalışıyoruz. Ve o yüzden ortaya çıkarttığımız işte tabii izleyicilerimiz daha iyi bilir ama daha doğru, daha böyle güzel bir iş olarak yansıdığını düşünüyorum. Kadınların yani. Birbirine destek olması çok önemli. Kesinlikle. Gerçekten çok önemli. Siz bölge bölge ekipleriniz var. Sahadayım iki gün dediniz. Sürekli o zaman il dışına gidip gelmeleriniz var. Tabii bol seyahatli bir işim var. Çocuğunuz da var. Var. Nasıl oluyor? Var. Bunun zorlukları da var, güzellikleri de var. Benim oğlum benim seyahatlerime çok alışkın. Dolayısıyla o da kendiyle baş edebilen bir birey olarak yetişmeyi öğreniyor açıkçası. Kariyer planlamanızı seçerken bazı şeyleri dikkate almak zorundasınız. Çünkü kadın dediğin zaman hem çocuk bakımında hem ev işleri bakımında toplumun size biçtiği bir ekstra bir yük var. Her şeyi daha fazla elinize almanız gerekiyor diye.
Hoş, bizim nesilde öyleydi. Yeni nesil maşallah birbirine çok güzel destek oluyor. Ben de oğlumu öyle yetiştirmeye çalışıyorum. Mutfağa sokmaya çalışıyorum. İşte salata yaparken bir şekilde havucu rendelemesini sağlamaya çalışıyorum. Bir şeyden ucundan tutsun. Yarın öbür gün hayatına bir kadın girdiğinde ona da destek olsun istiyorum açıkçası. Dolayısıyla şimdi hayat daha kolay. Bizim zamanımızda biraz daha zordu. Zorlukları var. Özellikle çocuğun doğumundaki ilk yıllarda işe dönerken, bebekken bırakıyorsunuz. Gece uyutmuyor sizi, ertesi gün işe gitmek zorunda kalıyorsunuz ama bu zorlukları bir şekilde aşıyorsunuz. Kadınlar güçlüdür. Onu da yapar, onu da yapar. Hepsini başarır diye düşünüyorum. Bu annelik sevgisi de aştırıyor değil mi? O çocuğa olan sevgi unutturuyor hepsini. Ben uykuya çok düşkün bir insanım. Düzenli uyumam lazım. Eğer uyumazsam, sabah uykumu alamazsam mesela çok huysuz olurum. Ama Doruk'la ilk 2 yıl günlük 2-3 saat uykuyla geçti. Ve dediğin o kadar doğru ki annelik sevgisi sana bunu yaptırıyor gerçekten. Ne kadar güzel. Peki il dışına giderken nasıl ayarlamalar yapmanız gerekiyor? Bir yardımcım var. 3 yıldır, 4 yıldır bizimle beraber. Doruk'la çok iyi iletişimi olan. Evet. Düzenli olarak ben işte ödevleri, işte yemesi gerekenler. Ben zaten ona haftalık bir menü hazırlıyorum. Bunu yemesi lazım, bunu yapıyoruz vesaire diye. Gittiğim zaman da günde 3 kere, 4 kere düzenli olarak arıyorum iş arasında. Akşamları da oğlum beni görüntülü arıyor, gününü anlatıyor. Okul nasıl geçti, ne yaptı, ne etti. Bu şekilde idare ediyoruz. Ama gerçekten çok güzel bir düzene oturtmuşsunuz. Yani her çocukla oturmaz o düzen. Doğru'ya buradan selamlarınızı iletelim. Yani her çocuk o düzeni ya belki doğuştan diyedir ama her çocuğun o karakteri o düzeni öyle kabul etmeyebiliyor. 2 yaşına kadar bu düzeni alabileceğini düşünmüyordum. Canımı okuyordu da sonradan çok şükür oturdu bir şeyler. Çok şükür. Yani iyi bir annesi varken tabii ki. Göreceli annelik. Peki çocuk da yaparım kariyerde doğru mu yoksa kariyerinizde oturtup mu çocuk olması gerekiyor? Güzel bir soru. Aslında bu kişiden kişiye değişir. Şöyle ki bazen şunu düşünüyorum. Keşke çok daha genç anne olsaydım. Çünkü 31 yaşındaydım ben Doruk'u doğurduğumda. Bazen diyorum ki keşke daha genç anne olsaydım. Daha güçlü olurdum. Daha zinde olurdum. Daha sabırlı olurdum. Bu kadar yorulmazdım. Bazen de diyorum ki aslında çocuk için gerekli bütün imkanları yerleştirip işte mesela bakıcı dedim az evvel. Evet. Yani bu bakıcı ücretini ödeyebilecek bir hale gelip belki de çocuk yapmış olmak çok daha iyi. Bu kesinlikle bence çok göreceli. Ama dediğim gibi kadınlar güçlü. Çocuk da yapar, kariyer de yapar. Bizim çünkü şansımız yok. Akşam çocuk uyutmadı, ertesi gün işe gideyim ama işte de yapamadım diyeyim. Öyle bir şansımız yok. Onu da yapacaksınız. Çocuğun kıyafetlerini de hazırlayacaksınız. Menüsünü de organize edeceksiniz. Rahatsızsa, hastaysa bakacaksınız. Sabah tekrar dimdik işe gideceksiniz. Dolayısıyla da yapılıyor bir şekilde. Allah o gücü veriyor herhalde. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Yani çocuk olunca benim mesela 8 yaşında ufak bir kardeşim var. Ben oğlana kadar çocuklarla anlaşabileceğimi hiç düşünmüyordum. Bana çok zor geliyordu. Çünkü bir çocuğa zaten bir şeyi anlatmak çok zor. Onu yapması gerektiğini anlatmak kesinlikle çok zor. Yani bunu sabırla böyle yapman gerekiyor. Onu kabul ettiremiyorsun. Hayır. İstemiyorum. Yapmayacağım. Banyoya girmeyeceğim. İstemiyorum. Ama o sabrı şeye veriyor. Evet, ona... Bir de neden? Oğlum bunu böyle yapar mısın? Neden? Anneciğim işte bunun nedeni. Neden? Yani o kafaya yatmıyor bir türlü. Sakin sakin anlatmanız gerekiyor. Bir daha, bir daha, bir daha. Gerçekten zor. Sizinki neden demiş? Benim kardeşim şey diyor ya, bana karışamazsınız. Ben artık büyüdüm. Banyo yapmak istemiyorum. Şu an bunu istemiyorum. Şu an buna karışamazsınız. Şahane. Ama yapmak zorundasın ablacığım. Hepimiz yapıyoruz. Banyo yapılması gereken bir şey. Neden? Neden gerekli ki? Ben şu an kendimi temiz hissediyorum diyor mesela. Doğru. Onu çok zor oraya oturtmak. Peki çok yoğun çalışıyorsunuz. Annesiniz. Birlikte vakit geçirmeler nasıl oluyor? O çok önemli bir kriter. Yani şunu yapmamak lazım. Gündüz işte çalıştım, akşam geldim, zaten çok yorgunum dememek lazım. Az vakit geçiriyoruz, evet, ama kaliteli zaman geçiriyoruz. Yani nitelikli bir beraberlik yaşamaya çalışıyoruz aslında Doruk'la. Yani birlikte oyun oynuyoruz.
Geldikten sonra işten en az bir saatimi ben Doruk'a ayırıyorum. Onunla sohbet ediyorum. İşte gününü dinliyorum. Neler yaptın diyorum. Bugün seni üzecek bir şey oldu mu? Ya da bugün seni çok mutlu eden bir şey oldu mu? O da bana soruyor. Çok hani anlamamasına rağmen işte ben de ona anlatıyorum. Diyorum ki gittim mağaza ziyareti yaptım. Oradaki ablalarını gördüm. Onlarla sohbet ettim. Aa nereye gittin? Şuraya gittim. İşte oranın fındığı meşhurmuş anne. Evet fındığı meşhur. Onlar şimdi yavaş yavaş böyle sosyal bilgiler derslerinde illeri vesaireyi öğreniyorlar. Orada şu yetişiyormuş. Evet o yetişiyor vesaire. Bir dahaki gittiğimde sana da getireyim falan diye. Böyle günü aslında değerlendiriyoruz. O bir sohbet oluyor. Bazen geç geldiğimde de beni bekliyor. Uyku saatine denk geliyor bazen dönmem. O zaman da beraber o uykuya dalana kadar sohbet ediyoruz. Çocukla iletişim çok önemli. Kurmadığınız zaman birçok şeyi kaçırıyorsunuz aslında onun hayatında olan. Hafta sonu olduğu zaman da onun keyif aldığı şeyleri yapıyoruz. Mesela işte bisiklete binmeyi seviyor, işte skuturuna binmeyi seviyor. Olabildiğince bilgisayara çok düşmemesi için elimden geleni yapıyorum ama bu pandemi sürecinde tabii çok engel olamıyoruz. Yani ekran süreleri inanılmaz arttı çocukların. Bağımlılık haline de geldi açıkçası. Oradan koparmaya çalışıyoruz. Gel parka inelim, biraz işte piknik yapalım, onu yapalım, bunu yapalım. İnşallah bu yasaklar kalktığında İnşallah. Daha çok dışarıda vakit geçirdikçe çocuklarla da iletişimimiz daha da artacak diye İnşallah. Düşünüyorum. Ya bir de onlar tamamen teknolojinin içine doğdular. Kesinlikle öyle. Yani ben kaç yaşındaydım ortaya telefon, bilgisayar daha ben deyken böyle masaüstüydü. Bir dizüstü evet. yoktu. Doğru. Onlar direkt tabletle telefonla doğdukları için otomatik olarak ona kayıyorlar. Şeyleri o, eğlence anlayışları o artık onların. Kesinlikle öyle. Yani şeyden keyif almamaya başladı bir yerde. Tamamen sanal bir dünyası var o oyunların içerisinde, işte YouTube'un içerisinde, o hızlı geçen görüntüler içerisinde. Buna alıştığı zaman hayat ona inanılmaz yavaş geliyor. Yani diyorsunuz ki gel hani puzzle yapalım beraber, sıkılıyor çocuk. Onun evet, için çok yavaş o. Ya da işte gel beraber resim çizelim dediğimizde 5 dakika, 5 dakikadan sonra sıkıldım, ben biraz bilgisayarla oynayabilir miyim diyor mesela. Evet. Yani inanılmaz kolay kayıyorlar. Teknolojiye kayıyorlar. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Hayat, çok. Evet dediğimiz gibi o puzzle'ı ona oraya oturtmak onun için işkence. İşkence. Çok çok yavaş. Ama işte bu da onların el becerilerini biraz daha zayıflatıyor. Farkında değiller. Ben şey yaptırıyorum ya, hamur yoğurtturuyorum evde sürekli. O el kaslarını çalıştırıyorum. Çok iyi bir şey yapıyorsun. Ama o da yani 5 dakika. 5 dakika. Benim işim bitti mi? Ben sana yeterince yardım ettiysem gidebilir miyim diyor. Tamam peki buyur. Kesinlikle git. Öyle. Sonra o bütün hamur bana kalıyor mesela. Kesinlikle. Bir daha onu yap. Peki teknoloji marketlerinde kadın istihdamı sağlıyorsunuz. Hı hı. Arzum'un şeyde. Aslında Arzum ürünleri olan her markette. Yani geleneksel marketler de var. Gıda marketleri de var. Teknoloji marketleri de var. Nasıl karşılanıyor bu kadın istihdam? Ben bir kadın olarak tabii ki gurur duyuyorum onları orada görmekten. Daha bir kadın olarak o makinelerden daha çok, yani benim istediğim şeyi bana daha çabuk verebiliyorlar. Peki genel olarak nasıl karşılanıyor, nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ya aslında şöyle, yani kadın istihdamına baktığımız zaman Türkiye'nin yarısı kadın ama çalışan sayısına baktığımızda erkeklerin yarısı kadar çalışan sayısı. Dolayısıyla bizim gideceğimiz çok yol var. Firmalar bununla ilgili çok güzel şeyler yapıyorlar. İşte kotalar geliyor yavaş yavaş, ilerleme kaydediyoruz biz ama daha dediğim gibi gideceğimiz çok yol var. Ben bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Arzum gibi bir firmada çalıştım çünkü kadına çok değer veren bir firmada çalışıyorum. Sadece ürünlerden dolayı değil, yukarıdan aşağıya herkesin kadına çok değer verdiği ve bu kültürde olan bir firma. Dolayısıyla biz de kadın istihdam ederken bunu çok keyifle yapıyoruz. Onların eğitimlerine çok önem veriyoruz. Ürünleri nasıl anlatacakları, kendilerini nasıl ifade edecekleri, müşteriyle nasıl iletişim kuracakları ile ilgili eğitimler veriyoruz. Bazen hiç sektörle alakası olmayan, hiç satış yapmamış personeller de alıyoruz. Az evvel dediğim gibi güler yüzlü olsun, iletişime açık olsun, satışa yatkın olsun dediğimiz. Çok genç personellerimiz var. Onları alıyoruz, yetiştiriyoruz.
Biz kadınla çalışmaktan çok memnunuz. Erkek personellerimiz de var. Kırılmasınlar buradan bana. Onlara da çok selamlar. Dediğim gibi %97'miz kadın, %3'ümüz erkek. Ama biz hep avantajını gördük bunun. Hiç dezavantajını görmedik. Süper. Onları tabii ki... Peki onlar teknoloji marketinde çalışırken yani mesela... Zorlanıyorlar mı? Evet. Zorlanmıyorlar. Yani o kadar güzel adapte oluyorlar ki. Hatta şöyle söyleyeyim. Bizim ürünlerimizin her birinin bir teknik özelliği var. Bazen sahadaki arkadaşlarımızdan bu teknik özelliklerle ilgili farklı faydalar geri dönüş alıyoruz. O kadar yatkınlar ki teknolojiye. Diyorlar ki bakın biz bunun üzerine çok bastırmıyoruz ama ürünün şu özelliği var. Bu da şöyle çok faydalı diye geri dönüşler alıyoruz mesela. Güzel. Şahane oluyor. Dolayısıyla satışa da çok katkısı oluyor. Açıkçası. Ya benim mesela teknolojik aletlerle aram buraya kadar çok iyi değildi. yani bana kalsa ben alıp kullanmaya yönelik şey yapıyorum. Bazen evet anlatıyorlar uzun uzun. Böyle bir özelliği var, böyle bir özelliği var. Evet. Eve geliyorum, bakıyorum. Ya burada bir özellik vardı ama hatırlamıyorum falan. Bir daha gidiyorum mesela aldığım yere. Ya siz bana böyle bir şey anlatmıştınız ama bunu yapamadım falan. Bir daha sabırla anlatıyorlar onu. Evet, anlatırlar. Defalarca anlatıyorlar. Mesela her modeli anla, her modele hakimler. Ben gerçekten çok şaşırıyorum. Gidiyorsunuz mesela, bir makineyi soruyorsunuz. O makinenin oradaki her modelinin her noktasına hakimler. Yani sadece, hepsini tutabiliyorlar sadece akılda. Sadece kendi markasıyla değil, benzer tüm ürünleri de bilirler bu evet, arada. Evet, hepsini anlatıyorlar ve teknik aynen. özelliklerini uzun uzun anlatıyorlar. Ya, çoğu zaman anlattıkları şeyi anlamıyorum. Doğal olarak ama o kadar güzel anlatıyorlar ki dinliyorum. Evet gerçekten önemli bir şey galiba falan diye de soruyorum tekrar. Biz mesela eğitimlerimizde bu söylediğin şey çok önemli. Diyoruz ki sadece teknik özellik anlatmayın. Mesela 1000 watt. Tamam 1000 watt da bunun bize ne faydası var? Evet. Alana ne faydası var? Mutlaka ondan da bahsedin. İşte bu ürün 1000 watt dolayısıyla daha güzel doğrar parçalar. Örnek vereyim. Dolayısıyla biz olabildiğince o eğitimlerde faydadan da bahsedin, sadece teknik özelliklerini anlatmayın. Çünkü her zaman her teknik özelliği herkes kavrayamayabilir. Çünkü ilgi alanı değil. Evet. Ama ürünü almak istiyorsa faydası önemlidir. Dolayısıyla faydasından bahsedin diyoruz. Bazen o kadar güzel anlatıyorlar ki hani o an onu almaya gitmiyorsun. Ona ihtiyacın yok mesela. Evet. O kadar faydalı ki. O benim de ki. Başıma geliyor. O benim de başıma geliyor. Evet. Şey diyorsun, buna ihtiyacım varmış ama bunun farkına değilmişim, alıp gideyim. Aynen. İhtiyacı belirliyorlar. İhtiyacın evet. varmış gibi anlatıyorlar, yapıyorlar. Yani bir kere eve alışveriş merkezine gittim, aldım bir şey, dönüyorum. Metroda tekrar baktım, dedim ki niye aldım ki ben bunu acaba? Hani bu ne? Anneme gittim, anne dedim böyle bir şey aldım, niye dedi. Dedim ki anne bence buna ihtiyacımız vardı. Bak, ben anlatamayacağım ama oradaki kız bana bunu çok güzel anlattı. Buna ihtiyacımız var, biz bunu kullanmalıyız. Mesela birçok kişi dediğim gibi mezun olduktan sonra ne yapacağını bilmiyor ama eminim. Şu an izledikten sonra sizin yerinizde, sizin konumunuzda şu an okuyan kişiler mutlaka olmak isteyecektir. Onlara tavsiyeleriniz nelerdir? Nasıl ilerlemeliler? Yani aslında bir konum ya da bir meslek değil konu. Yani doktor olmak isteyebilirsin, avukat olmak isteyebilirsin, televizyoncu olmak isteyebilirsin. Bununla ilgili yapılması gereken şu. Kolay vazgeçmemek aslında. Çok kez düşeceğiz. Ben çok sektör değiştirdim. Mesela aile şirketinde başladım. Bir kriz gördüm. Aile şirketi kapandıktan sonra sıfırdan kurumsal hayatta başladım. İlaç sektöründeydim. Benim firmamı dünyanın en büyük markalarından biri aldı. Dediler ki artık kapatıyoruz, bitti. Küçük ev aletleri sektörüne geçtim. Yani her değişime hazır olmak lazım. Esnek olmak lazım. Bulunduğunuz ortama kolay ayak uydurmak lazım. Biraz köşelerimizden vazgeçmek lazım. Düştükten sonra çabuk ayağa kalkmak lazım. Yeniden başlamak lazım, yeniden başlamak lazım. Bir hedef varsa o hedefe ulaşana kadar o yolu bırakmamak lazım aslında. Dolayısıyla meslek ne olursa olsun, neyi seçersek seçelim, gerçekten istersek ve gerçekten sebat edersek, sabırlı olursak, her şekilde ulaşırız. Ne kadar güzel konuştunuz.
Peki üniversitede bir daha okusanız bir daha mı çalışarak okurdunuz yoksa kesinlikle üniversiteyi full okula mı giderdiniz? Kesinlikle bütün okuyan arkadaşlarıma tavsiyem en kötü yazları çalışarak geçirsinler. Çünkü bazen iş görüşmesi yapıyorum. Çok parlak çocuklarla konuşuyorum. Ama belli ki çok zeki ama göz göze gelemiyorum. İletişimi çok zayıf. Çünkü sadece okulda vakit geçirmiş, sadece ders çalışmış, sınavlarından muhteşem notlar almış. Ama ne bir sosyal kulübe dahil olmuş, ne part-time çalışmış. Hayatı bilmiyor çocukcağız. Yani okul liseden çıkmış, tekrar üniversiteye girmiş. Tamamen okul. Dışarıyla da bağımızı kurmak için mutlaka çalışıyor olmamız lazım. Çalışamıyorsak mutlaka sosyal kulüplere dahil olmamız lazım. Yani işin güzel tarafı zaten o. Yani sadece okulun teorisini değil, hayattaki pratiği de uygulayarak o teoriyle pratiği bir araya getirmek lazım. Ya öğrencilerin tabii ki arada olanları vardır ama genelde gördüğüm kadarıyla çok uç noktalardalar. Ya aşırı ders çalışıp hiç sosyalleşmiyorlar ya da sosyalleştikleri için dersleri sadece mezun olmak için geçiyorlar. O mesela benim için geçtim. genel olarak öyle geçiyor dersleri ve o zorluyor bir noktadan sonra. Ya Arası yok, denge yok. Dengeyi kurmak lazım. Yani denge çok önemli. Benim yaptığım da doğru değildi. Dediğim gibi hani ara ara bazen hiç derslere giremeyip sadece sınavlara da girdiğim zamanlar oldu ama bunu da yapmaya gerek yok. Okuduğumuz okulu da özümsememiz, öğrendiğimiz bilgileri de doğru algılamamız lazım. O yüzden bence part-time çalışmak ya da yazları değerlendirmek en güzeli. Ben mesela mezun olduktan sonra birçok iş görüşmesine gidiliyor. Bir süre sonra artık üniversitene, bölümüne bakmayı bırakıp İş tecrübeme bakıyorlardı. Nerede çalıştım? Hangi işte? Ne kadar çalıştım? İşte niye bu kadar uzun, kısa sürdü? Niye böyle oldu? Nasıl çalıştım? İş tecrübesi bazen şirketler için, bazı şirketler için, hepsine şimdi şey yapmayayım ama daha önemli oluyor. Yani artık okuduğum, çünkü zaten Türkiye'de çoğu insan okuduğu bölümün işini yapmıyor. Kesinlikle. O yolda yani stajında, işte yaz tatilinde hangi işlerde tecrübe edindiyse o ana yönelmeye çalışıyor. Bildiği bir şeye gitmek istiyor. Hı hı. Çünkü derslerde de teori öğreniyorsun. Pratikte çok yoksun aslında. Birçok kişi mezun olduktan sonra şey diye düşünüyor. Hani şimdi ben bu bölümden hangi mesleği yapacağım? Bu sefer araştırmaya başlıyorlar. Bölümümden hangi meslek olur? Ne olabilirim? O yüzden evet, yani yaz aylarında olsun çalışmak gerçekten önemli. Kesinlikle öyle. Peki, ekip liderliği yaparken hangi kişisel özellikler gerekli oluyor? Aslında biraz insan okumak lazım. Yani karşınızdaki insanı okuyabiliyor olmanız lazım. Şimdi 350 personelim var, 350'si de birbirinden farklı. Farklı karakter özellikleri var, farklı yaşlar, farklı kültürlerde. Karadeniz'de de personelim var, Diyarbakır'da da personelim var, İzmir'de de var, Antalya'da da var, Ankara'da var, Adana'da var. Hepsinin özellikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla da bir kere karşınızdaki insanı doğru okumanız lazım. Hepsinin özellikleri farklı olduğu gibi yetenekleri de birbirinden farklı. Bazısı çok kolay demotive olur, kızarsanız hemen morali bozulur, üzülür. Bazısına kızmanız lazım ki kamçılansın, işe devam etsin. Dolayısıyla birinci özellik aslında çalıştığınız insanları iyi tanımanız lazım. İkincisi derli toplu ve düzenli olmanız gerekiyor. Planlı olmanız gerekiyor. Çok iş, çok fazla dağınıklık aslında. Önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor, gününüzü planlamanız gerekiyor. Hatta ben çoğunlukla ayımı planlıyorum. Hangi hafta, hangi şehire gideceğim, orada neler yapacağım. Gittikten sonra amacım ne, neye ulaşmak istiyorum, neleri düzeltmek istiyorum, bunlarla ilgili plan yapıyoruz. Bizim bir de etkinlik tarafımız var. Etkinliklerde de amacımız ne, nereye ulaşmak istiyoruz, kaç kişiye ulaşmak istiyoruz, neyi anlatmak istiyoruz, onların hepsini planlıyoruz. Onun dışında lider olmak zor, çok fazla yük var üzerimizde. Adil olmak benim için en önemlisi. Ekipteki her arkadaşıma karşı adil olmayı tercih ediyorum.
Dolayısıyla bunları bir araya getirdiğiniz zaman yürüyor bir şekilde iş. İlerliyor demek. Aynen. Annelik içgüdülerimi de kullanıyorum arada. Değil mi? O amaçlık yansıyor. Morali bozuksa, ay kıyamam, ne oldu sana? Aynen. Biraz benim de evet duygusal bir yapım var. O yüzden arada bir annelik içgüdüleri de öne geçebiliyor. Ama kadınlarda genel olarak geçiyor bence. Yani evet. Biz mesela burada çalışanları gördüğümüz yaşlarımız aslında çok küçük. Ama birimize bir şey olduğu zaman mesela en basit elimiz kanasın. Biri yara bandı getiriyor, biri elini sarıyor, biri başka bir şey yapıyor. Ne güzel, o, maşallah. Kadın da herhalde bir noktaya kadar doğuştan annelik var. İçgüdüsü aynen. oluyor. Doğuştan var. Ben bazen kızdığımda geliyor terlik diyorum ekibe mesela. O terlik hep var. Falsolu. Şöyle Arzum markasının Selahat'a yönelik tüm aktivite, puar ve stand pop malzemelerinin tasarım, üretim ve uygulama tarafını yönetiyorsunuz. Bu yönetim sürecinden biraz bahseder misin? Bizim aslında tek işimiz bahsettiğim gibi ekip yönetmek değil. Arzum'un katıldığı fuarlardaki standların yapımı veya sizlerin herhangi bir mağazaya gittiğinizde Arzum'u anlatan standların yapımı da bize ait. Ya da pandemiden önce belki denk gelmiştir arkadaşlarımız da kahve ikramımız olur Okka'yla, Okkalı bir Türk kahvesi alır mısınız diye. Bu etkinliklerimiz var. Tüm ürünlerimizle ilgili tanıtımlarımız var. Shake & Take'imiz var mesela bizim blenderımız. Onunla smoothie'ler yapıp işte ikram ederiz vesaire. Tost makinamızla tostlar, çay makinamızla çaylar yaparız. Tüm bir operasyonu aslında pazarlamayla beraber organize edip yönetiyoruz. Yine onunla ilgili de iyi bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Örneğin şimdi yaz için bir planlamamız var yaz döneminde. Yazlık mekanlarda neler yapabiliriz diye. Az evvel bahsettiğim gibi planlamasını önceden yapıp çalıştığımız firmalar var. Firmalarla organize olup o işin yürümesini sağlıyoruz. Sizin alanınız çok geniş. Geniş. Aslında evet yani Arzum'un sahadaki yüzüyüz biz. Bir şekilde. Bütün görsel tanıtım malzemelerini de biz yapıyoruz. Biz aslında hem satışın hem pazarlamanın tam ortasındayız. Onlara destek veren departmanız baktığınız zaman. Ama desteğiniz çok önemli gözüküyor şu an gerçekten. Firmamızın her departmanı önemli. Yani pazarlama bir şey yapmazsa satış eksik kalır. Satış bir şey yapmazsa biz eksik kalırız. Biz yapmazsak onlar eksik kalır. Dolayısıyla her departmanın birbiriyle destek halinde çalışıyor olması. Saatin çarkları gibi değil mi? Biri kesinlikle durursa öyle. Hepimiz duruyor. Birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla evet. Her birimizin önemi çok büyük aslında şirkette. Yani gerçekten bu kadar geniş bir ekibin bu kadar kadına değer vermesi, ağırlıklı olarak kadın istihdamı sağlaması hepimiz için büyük gurur. Büyük örnek aslında yani. Peki sırrınız ne bu konuda? Aslında dediğim gibi kadına çok önem veren bir firmada çalışıyorum yukarıdan aşağıya. Bu bir kültür Arzum'da. Bizde kadın yönetici de çoktur. Dolayısıyla da bu sektörde de ihtiyaç yine kadın olduğu için hem sektörün avantajı hem firmanın bakış açısı bizi bu pozitif ayrımcılığa yöneltiyor aslında. Çok keyif alıyoruz kadınlarla çalışmaktan. Ben de şahsım adına çok keyif alıyorum. Çünkü aynı dili konuşabildiğimiz, aynı yolda ilerleyebildiğimiz ve başarılarını gözlemlediğimiz pek çok kadın arkadaşımız var. Dolayısıyla bu bizim için de çok mutluluk verici. Gerçekten kadının dostu olduğu bir firmayı görmek o kadar güzel ki. Çünkü hani bazen öyle olmuyor. Bazen kadınlar arası rekabet de çıkabiliyor. Ama bu kadar dostane ve bu kadar kalabalık çalışabilmeniz gerçekten çok güzel, çok büyük bir örnek. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Nasıl geçti hiç anlamadım gerçekten. Ben de hiç anlamadım. Ben de çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Firmanızı tanıdık. Elemanlarınızla ilgili konuştuk, arkadaşlarınızla ilgili konuştuk. Peki siz üniversite TV hakkında ne düşünüyorsunuz bizim hakkımızda? Ben çok faydalı buldum Ezgi'cim. Yani çok da mutluluk duydum buraya gelirken. İçeride her şeyini kendi yapan, bu işin mutfağından en son yayına kadar her şeyini birebir kendi yapan çok şahane bir ekipsiniz. Elinize sağlık.
çok daha güzel, çok daha şahane programlar diliyorum sizin için. İnşallah tüm arkadaşlara da faydalı olur bu yaptıklarımız. Çok teşekkür ederiz. O halde yavaş yavaş yayınımı sonlandırıyorum. Üniversite TV'den herkese iyi günler. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.